Bugün Malta Dışişleri Bakanı Carmelo Abella'yı ülkemizde Ankara'da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Esteemed member of the press, it is my great pleasure to host today here in Ankara His Excellency's Mr. Carmelo Abella, Malta Foreign Affairs and Trade Promotion Minister. Carmelo Abella aynı zamanda bu ziyareti kapsamında Malta'nın Ankara'daki büyükelçiliğinin açılışını yaptı. During his visit, Mr. Abella also realized the official inauguration of the embassy of Malta located here in Ankara. Dost ülke Malta'nın ülkemizde Ankara'da büyükelçilik açmasına biz büyük bir mutluluk duyuyoruz. We're very much pleased to have our friend Malta to have their official embassy here in Ankara. Biz bu yıl Malta'yla diplomatik ilişkilerimizin tesis edilmesinin 50. yılını kutluyoruz. This year we're celebrating the 15th anniversary of the establishment of our bilateral diplomatic relations with Malta. Dolayısıyla Sayın Bakan Carmelo Abella'nın ziyareti bu bakımdan da anlamlı oldu. Therefore, this visit, Mr. Minister Carmelo Abella, renders this visit that it coincides with the official inauguration of this embassy here in Ankara quite meaningful. Malta ile siyasi ilişkilerimiz mükemmel düzeyde. Ekonomik ilişkilerimiz her geçen gün gelişiyor. İkili ticaret hacmimiz de geçtiğimiz yıl biraz düşüş olmuştu ama tekrar artış başladı. Karşılıklı yatırım miktarı artıyor. Dolayısıyla siyasi ilişkilerimizin yanında ekonomik ilişkilerimizin de daha iyi olması için çalışıyoruz ve ortak ticaret ve ekonomik komisyonunun toplanması için de hazırlıklarımızı başlattık. Our relations with Malta at the diplomatic and economic level are of very much pleasing status, and here we are also very much increasing the investment between our two countries, and we're working towards deepening our political and economic relations. Also, we have initiated the meetings at the scope of the joint economic and bilateral relations development committee. Malta, Türkiye'nin AB üyeliğine en güçlü desteği veren ülkelerden bir tanesidir. Kendilerine teşekkür ediyoruz. We'd like to thank Malta for having provided the most constructive and positive support to Turkey during the accession to full membership to EU. Malta'nın AB dönem başkanlığında bize verdiği destek için teşekkür ediyoruz ve AB Dışişleri Bakanlarıyla en verimli, en samimi, en anlamlı toplantıyı da yine Malta'nın dönem başkanlığında gerçekleştirdik. Ve özellikle bir önceki bakan George Vela'ya da bu vesileyle bu toplantı için teşekkür etmek istiyorum. We'd like to thank Malta for their very supportive approach during their EU presidency. It was during their presidency term of the EU that we have held the most fruitful meetings with the EU foreign ministers, and I'd like to extend my gratitude to former minister Volvea. Carmelo Abella ile bugün ikili ilişkilerimizin yanında bölgesel konuları da değerlendirdik. Özellikle Libya'yı değerlendirme fırsatı bulduk. Bu konularda, bölgesel konularda, Orta Doğu konusunda ve Libya konusunda görüşlerimiz tamamen örtüşüyor. Today with Mr. Minister, we have the opportunity to focus on bilateral issues, but not only on these, but we have the opportunity to focus on regional matters as well, including the issue of Libya. Our views are in alignment with Malta regarding the Libya relations. Therefore, we're very much pleased. Yine Orta Doğu konusunda, Filistin-İsrail meselesinde ve en son ABD Başkanı Trump'ın aldığı yanlış karar konusunda da Malta ile görüşlerimiz tamamen örtüşüyor. Again, when it comes to the Middle Eastern matters and issues, our views are in full alignment when it comes to the wrong decision taken by the US President Trump regarding his wrong decision on Palestinian and Israel context. Malta bağımsız
Filistin devletini tanıyan Avrupa ülkelerinden bir tanesidir. Malta is one of the European Union countries to have recognized the independent Palestine state. Dün İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde önemli kararlar aldık ve tüm dünyaya Doğu Kudüs'ün başkenti olduğu 1967 sınırlarıyla bağımsız Filistin devletini tanımaya davet ettik. Tüm dünyayı tanımayan ülkelere bu çağrıda bulunduk. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte bağımsız Filistin devletinin diğer ülkeler tarafından tanınması için yoğun çaba sarf edeceğiz. Yesterday, during the Islamic Cooperation Summit, we have taken very important decisions and we have also decided to invite every country in the world to recognize the East structure, the 1968 borders of the independent Palestine state. And we will be continuing to urge other countries to recognize these borders as they are. Ben dost Malta'nın Dışişleri Bakanı Karmalı Abele'ye bir kere daha hoş geldin diyorum ve sözünü kendisine bırakmak I'd like to welcome Mr. Carmelo Albea, Malta Foreign Affairs and Trade Promotion Minister, and I'd like to give the floor to himself. Thank you very much. First and foremost, I would like to thank you, Your Excellency, Minister Mevlut Çavuşoğlu, for extending your great host, and I feel very pleased to have this opportunity to meet with you and discuss issues of bilateral importance to us, but also on an international level. Öncelikle çok teşekkür ediyorum Sayın Ekselansları, Sayın Bakanım Mevlüt Çavuşoğlu. Beni bu şekilde sıcak bir ortamda karşıladığınız ve misafirperverliğiniz için sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bu fırsat için hem sizlerle ikili düzeyde ele aldığımız konular hem de uluslararası seviyede ele aldığımız konular için müteşekkirim. As the minister said, this year we celebrate 50th anniversary of our official bilateral relations and it's indeed a pleasure for me to be here to officially inaugurate our embassy here in Ankara, and this will be the first time that we have a resident ambassador here in Ankara. Bakan olarak burada diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 50. yılını kutlama vesilesiyle de burada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Aynı zamanda buradaki mukim elçiliğimizin, Ankara'daki mukim elçiliğimizin resmi açılışını yapmak üzere burada bulunmaktan da büyük ayrıca mutluluk duyuyorum. This demonstrates that Malta is giving more importance to Turkey and to our bilateral relations. And of course to our friendship, and I feel that both our people are becoming to know each other better, and this is so because we are seeing an increase in trade, and as the minister said, we are willing to continue working in enhancing our trade and commercial ties, but also when it comes to tourism, which is an important element to for our people to know each other better by visiting the respective countries. Burada resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz büyükelçiliğimiz Malta'nın Türkiye'ye atfettiği önemin altını bir kez daha çiziyor. İkili ilişkilere atfettiğimiz önem ve dostluğumuza verdiğimiz önem aşikardır. Her iki halkın da birbirini daha iyi tanıması için ikili ticaret ilişkilerimizin geliştirilmesinin yanı sıra turizmin de geliştirilmesi bizlerin dileğidir. İki halkın birbirini daha sık bir şekilde ziyaret etmesini sağlamayı arzu ediyoruz. I would like to mention the issue of culture, and I'm insisting on this one because next year Valletta, our capital city, will be the European Capital of Culture of 2018. I think also culture can be an important element in our friendship. And we can also look into the issue of culture, how we can bring our people together, especially Valletta being the European capital
of culture in the next year, and we can take this opportunity to make our own cultures known to each other. Şimdi biraz kültürden bahsetmek isterim müsaade ederseniz. Başkentimiz Valletta 2018 yılı için Avrupa Birliği Kültür Başkenti olarak tanınmıştır. Bu vesileyle bunu fırsat bilerek her iki halkın da dostluğunu arttırmak üzere adımlar atması, kültürel anlamda birbirini daha yakından tanıması adına bunu kullanabileceğimizi, bu fırsattan yararlanabileceğimizi düşünüyorum. So we are looking forward to continue enhancing our bilateral relations and the meetings that I had this morning confirm this, that there is the will, not only from the Maltese side, but also from the Turkish side, that we enhance our bilateral relations. But we had also the opportunity to discuss other issues of international importance. İki ilişkilerimizi güçlendirme yönünde bu sabah gerçekleştirdiğimiz toplantıda da karşılaştığım, gördüğüm üzere her iki tarafta da hem Malta hem de Türkiye tarafında ciddi bir irade söz konusudur. İki ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi için bunu fırsatlar olarak, fırsatlar silsilesi olarak görüyorum. Bu yönde ilerleyeceğimizi umuyorum. One of the issues that was discussed and already mentioned is the issue of Israel and Palestine. We as a country made our position very clear that we do not agree with the unilateral decision of the US president to acknowledge and declare Jerusalem as the capital city of Israel. We believe that the solution lies to have two states, and the discussion should continue on the future of what will be the capital, and that is an important element in the discussions that needs to be made between Israel and Palestine. Bu sabah ele aldığımız ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası hususlara da değinme fırsatımız oldu. Elbette ki uluslararası konulara geldiğimizde İsrail ve Filistin meselesi su yüzüne çıkıyor. Tek taraflı verilmiş olan Kudüs'ün başkent ilan edilmesi kararına bizler tabii ki tamamen karşı bir noktadayız. Bu konudaki duruşumuz nettir, kesindir. Burada erişilecek olan çözüm iki devletin kendisi arasında tartışması ve başkenti iki devlet olarak belirlemeleri yönünde olmalıdır. We mentioned also the issue of Libya. Libya is important not only geographically for us, but it's also an important player in the region when it comes to stability in the Mediterranean, and not only in the Mediterranean region, but also for the stability of Europe. Not only when it comes to migration, but also it's important to have a stable, politically stable country, and we believe that we should give our support to the Secretary General UN, the UN Secretary General representative, Mr. Salameh, in his endeavors to finally have a politically stable country that will serve as an interlocutor with the international community when it comes to also the issue of migration, but not only. And we should not only discuss Libya from this perspective, but we should also discuss Libya for in economic terms, because their people needs to have investment in their country, and of course we should have a holistic approach to the stability in Libya. Libya konusuna geldiğimizde coğrafik olarak bölgede, Akdeniz'de ve Avrupa Birliği nezdinde çok önemli bir noktada bulunduğunu vurgulamak gerekiyor. Özellikle bölgenin, Akdeniz'in ve Avrupa Birliği'nin istikrarı açısından Libya'nın önemi aşikardır, büyüktür. Sadece göç anlamında değil, siyasi istikrarın da sağlanmasında Libya ciddi anlamda önem arz etmektedir. Biz bu konudaki desteğimizi tabii ki kesintisiz ve kesin olarak sağlıyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de kendi desteklerini bu konuda belirttiler. Sadece iki taraf arasında değil, uluslararası ve bölgesel anlamda değil, Libya'nın ekonomik açıdan ve yatırım açısından da desteklenmesi yönündeki fikirlerini söylediler. Bu konudaki önemli yaklaşımın bütüncül olması gerektiğini özellikle vurgulamanız gerek. Finally, I would like to mention that when it comes to the EU-Turkey relations, we believe that
Turkey is a major player in the region, and the European Union and Turkey should have the best possible relations, and we need to work and cooperate more together on different levels. I have to say that there is cooperation on different levels, and that's positive, but we need to continue to discuss how we enhance our relations between the European Union and Turkey. And I have to thank Turkey for the EU-Turkey statement and the contribution that Turkey is giving in the refugee crisis. And we have to acknowledge the work that not only the Turkish government is doing, but also the Turkish people in this situation of migration. Nihai olarak Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerine de değinmek isterim. Bölgede kilit bir oyuncu ve önemli kilit bir noktaya ve öneme sahip olan Türkiye'nin tabii ki olabilecek en farklı seviyelerde Avrupa ile ilişkilerinin ve irtibatının ve işbirliğinin devamı konusunda bizler eksiksiz bir destek sağlıyoruz. Sadece bunun özellikle belirtmek istediğim konu Avrupa Birliği'nin, Avrupa Birliği Türkiye bağlamında Türkiye'nin mülteci krizine karşı sunduğu yanıttır. Sadece Türk hükümetinin bu konuda sağladığı destek değil, Türk halkı tarafından da bu konuda sağlanmış olan eksiksiz destek adına ve bu değerli destek adına takdirlerimizi ve teşekkürlerimizi sunmak isterim. So finally, Minister, thank you very much for having us here, and it was a great pleasure and honor for me to meet you for the first time, and I look forward to continue working with you in the future. Thank you. Ve Sayın Bakanım, nihai olarak sizlerle tanışma fırsatı için müteşekkir olduğumu belirtir. İleride de sizlerle ilişkilerimizin geliştirilmesi yönünde çalışmak için arzumuzu altını çizmek isteriz. Thank you. Any question? Konuk Bakanı, we have one question to the minister. First question is a difficult one. Anadolu Ajansı Uğurçi. Sayın Haveli'ye bir iki sorum olacaktı. Öncelikle bugün Malta'nın Ankara Büyükelçiliği açıldı. 50 yıllık bir geçmişe sahip olan iki ilişkiler çerçevesinde oldukça önemli bir adımdı. Sayın Bakanımız Türkiye-Malta ilişkileri geleceğini nasıl değerlendiriyor? Ve Türkiye'nin AB yönelik süreci hakkındaki yorumlar almak istiyoruz. Teşekkürler. Mr. Minister, today was the official inauguration of the Malta embassy of Malta in Ankara. So this was also marking and coinciding with the 50th anniversary of the establishment of the diplomatic relationships between the two countries. In this context, how do you see the country relations? How do you view the relations between Malta and Turkey for the future? And as a second question, how do you see EU-Turkey relations in the future, for the future? So when it comes to Malta-Turkey relations, as we said during our meetings, we have excellent bilateral relations. The opening of our new embassy is a confirmation of these excellent relations, but also the will to continue enhancing our good and excellent relations. On all fronts, we mentioned trade and commercial activity, we mentioned tourism, culture. So I think that we have a lot of work that we need to continue doing, even exploring the possibility of working together in on certain projects, and we mentioned this during our talks, and I thank the minister for this, and the willingness is there to continue working together. When it comes to EU-Turkey relations, as I said, Turkey is a key partner and should continue to be a key partner for the European Union, and therefore we need to continue to engage, to have an open dialogue. In the end, that is a sign of friendship, when one can be frank with each other. And of course, there are benchmarks that countries that have the ambition to have a closer tie with the European Union need to adhere to. We passed through that a number of years ago when we ourselves joined the European Union. So, but definitely, we should continue looking at Turkey as a key partner and an important player in the region, and it is
of utmost importance to both, I say, both the EU and Turkey, to have a very close cooperation. İlk sorunuza yanıt vermek gerekirse, Malta-Türkiye kapsamında ikili ilişkilerimiz hakikaten eksiksiz ve mükemmel seviyede ilerlemektedir. Bugün elçiliğimizin Ankara'da açılışıyla bu ikili ilişkilerimizin bu statüsü bir kez daha teyit edilmiş oldu. Ve diğer konu ise ileride de ilişkilerimizin daha da derinleştirilmesi yönünde bir iradenin mevcudiyetinin de altını çizmiş oldu bugünkü açılış. Bizler Türkiye ile olan ilişkilerimizi her seviyede ilerletmek ve sürdürmek ve daha da derinleştirmek arzusundayız. Gerek ticaret, gerek kültür, gerek diğer bütün aşamalarda bunu sürdürebilmeyi arzu ediyoruz. Birlikte çalışarak bunları da başaracağımıza eminim. Sayın Bakanım'a bugünkü toplantıda ele aldığımız her konu için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Konulardan bir tanesi de bazı projelerdi. Bu projeler bağlamında da siyasi ve birçok seviyede iradenin mevcudiyetinden bahsedebiliriz. Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri açısından ise Türkiye'nin daha önce de söylediğim gibi kilit bir ülke olduğu, kilit ve vazgeçilmez bir noktada olduğunu vurgulamalıyım. Bizler bu aşamada karşılıklı açık diyaloğun sürdürülmesini sağlamalıyız ve de çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmeliyiz. Açık diyalog arkadaşlıkların, dostlukların ve dost ülkelerin vazgeçilmezidir ve birbirlerine eksiksiz ve engelsiz bir iletişimidir. Bizler bu bölgede kilit olarak sadece Türkiye açısından değil, Avrupa açısından da Türkiye'nin bu süreç içerisinde bulunması ayrıca önem arz ediyor. Biz de üye olmadan önce karşılamak zorunda olduğumuz bazı kriterler vardı. Bu yolculukta kriterlerimizi karşıladık. Aynı şekilde Türkiye de bu yönde ilerliyor. Hem Türkiye hem AB adına çok vazgeçilmez bir önem olarak görüyorum Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne dahil olma sürecini. Şu an... Sinan Türkmüş, şu arasından taşıyacağım. Size olacak, iki sorum olacak. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın olan Suzi ve Zinel Alman kararlarının ardından muhalefetin bir önerisi var. Doğu Kudüs'e elçilik açılması, büyük elçilik açılması önünde. Bu konuda ne dersiniz? Diğer yandan S-400'lerle ilgili sorum olacak. İmzalar ne zaman atılacak? Diğer yandan Rusya'nın teslimattan önce askerlerini Türkiye'ye konuşlandıracağı ve bir talebinde bulunabileceği ifade ediliyor. Böyle bir ön bilgi var mı size ulaşan? Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Öncelikle dün İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde çok güçlü mesajlar verildi. Ve iki önemli kararı çok yakından takip edeceğiz. Aldığımız kararı. Birincisi, Amerika'ya yaptığımız çağrı, yani bu yanlış, son derece yanlış ve bölgeyi kaosa sürükleyen karardan Amerika'nın vazgeçmesi için çalışmaya hep birlikte kararlı bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Sadece İslam ülkeleri olarak değil, görüyorsunuz dünyada Vatikan dahil, başta Vatikan olmak üzere Musevilerin birçoğunun yani yine karşı olduğunu görüyoruz. Tüm dünya İsrail dışında, İsrail'in de bölündüğünü görüyoruz keza. Bu karara karşı. Dolayısıyla tüm dünyanın karşı olduğu bir kararı kabul etmek mümkün değil. Uygulanması da mümkün değil. Ben yaptığım olduğu olamaz. Bu kararın değiştirilmesi gerekiyor. Yani Amerika'nın geri adım atması için, kararın değiştirilmesi için her türlü çalışmayı kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. İkincisi ise yine bağımsız Filistin devletinin tanınmasıdır. Ve bizim aldığımız kararlar uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler kararlarına uygundur. Amerika gibi bunları hiçe sayan karar almamız. Dolayısıyla başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin tanınması, tanımayan ülkeler tarafından da tanınması ve resmen bağımsız bir devlet olması için her türlü çabayı sarf edeceğiz. Ve bugün Avrupa'da bağımsız Filistin devletini tanımak isteyen ülkelerin olduğunu görüyoruz. Biraz önce Malta'nın zaten tanıdığını söylemiştik. Ama dünyada farklı başka ülkeler de var henüz tanımayan. Ve ciddi bir kararlılık var. İşte bunu başarmamız lazım. Zaten bunu başardığımız zaman tabii ki büyükelçiliklerde bağımsız Filistin devletinin başkenti Doğu Kudüs'te açılacaktır.
Bunu resmen bizim başarmamız gerekiyor. Dün yine bir kıvılcım daha yaktık. İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde ve Doğu Kudüs'ü bağımsız Filistin devletinin başkenti olduğunu deklar ettik. Aldığımız kararlarda Dışişleri Bakanları Konseyi'nin aldığı kararda da var. Ortak deklarasyonunda da var. İstanbul deklarasyonunda da net bir şekilde var. İkinci sorunuza gelirsek, S-400 konusunda bir sorun yok. Sadece kredilendirme konusunda en son Putin'in ziyaretinde mutabakat sağlandı. Bunun kağıda dökülmesi ve detayların konuşulması gerekiyor. Uzmanlarımız bunu sürdürüyor. Tamamlandıktan sonra belki de bu hafta içinde bu imzalanacak. Yine S-400'ün Türkiye'ye konuşlandırılması ile ilgili teknik çalışmalarımız da elbette bundan sonra başlayacaktır. Nasıl nükleer enerji santrali kurulması aşamasında kendi mühendislerimizi, kendi teknisyenlerimizi eğitiyorsak, ki bu eğitim çalışmaları Rusya'da da devam ediyor, Türkiye'de devam ediyor. Hatta bazı Macaristan gibi ülkelerle ileride de bu eğitim çalışmalarını başlatmayı düşünüyoruz. Onlardan teklif geldi. Macaristan ve bazı Orta Avrupa ülkeleri bu konuda gerçekten eskiden beri iyi bir düzeyde. Dolayısıyla bu mühendislerimiz ve teknisyenlerimiz nükleer enerji santrallerini ileride işletecekler. Aynı şekilde S-400'ün konuşlandırılması Türkiye'de aldıktan sonra ve kullanılmasıyla ilgili de askeri ve sivil mühendislerimizi ve teknisyenlerimizi yetiştireceğiz. Eğitim çalışmalarını burada ve Rusya'da, elbette gerekirse Rusya'da da yaparız. Eğer kurulurken Rusya'da teknisyen ve mühendis ihtiyacı olursa onlar da gelir Türkiye'de bu çalışmaları yaparlar, dönerler. Yani mühendisin ya da teknisyenin asker olması demek ya da sivil olması demek. Yani arada bir fark yoktur. Bunlar teknisyen. Rusya'nın buraya asker konuşlandırması anlamına gelmez. Silahlı asker konuşlandırması anlamına gelmez. Teknik çalışma. İhtiyacı olursa mühendisler ve teknisyenler gelebilir. Kurulum olur. Ondan sonra kendi teknisyenlerimiz, askerlerimiz, mühendislerimiz bunun bakımını da gerektiği zaman ihtiyaç duyulursa bizim kendi ekibimizle, askerlerimizle biz bunları kullanacağız. Dolayısıyla yani bu çalışmalar Rusya'nın Türkiye'ye asker konuşlandırması anlamına gelmez. Bu fikir nereden çıktı anlamak mümkün değil. Yani bunun mukayese etmek bile işin doğrusu abestir. Bu sadece teknik bir çalışmadır. Teşekkür ederim.